ruhlar inanın bize yardım etmeye, görev yapmaya devam ediyorlar. Ben bunu, Maria hocanız bunu duru görü ve iç sesle kullanıyoruz ve söylüyoruz. Hatta zamanında üçler, yediler, kırklar vardı değil mi? Her şekilde fiziki olarak da şu anda bu üçler, yediler, kırklar daim olarak devam ediyor. Bu da böyle bir silsile. Burada tekniğin çalışması bir etabı. Tekniği uyguladığınız kişinin de yapmasını istediğiniz şeyler var mı? Mutlaka ve mutlaka o şifayı hak eden bir kişi olması. Bakın bu çok önemli. Psikiyatristler var, psikoterapistler var, psikologlar var. Hepsinin yeri ayrı ayrı. Burada bu kadar disiplin varken neden siz? Şimdi şöyle düşünelim. Bir fiziksel bedenimiz var ya, onun birebir ölçülerini takip ederek 32 santim bu bedenimizden uzakta. Öyle güzel bir bedendir ki o eterik bedene biz köprüden önceki son çıkış deriz. Efendim merhabalar, Angels Akademi kurucuları, biyoenerji artı eğitmenleri Ayhan Öcal ve Maria Öcal bugün konuğumuz. Ayhan Bey eski bir havacı, evet. Askeriyeden emekli. Maria Hanım da verdiği eğitimlerle birçok insanın ruhuna su serpiyor. 1-2-3 Kasım'da kaynağa dönüş kampınız var. Bu kampı konuşacağız ama önce döndüğümüz kaynak sizin tanımınızla neresi? Maria Hanım sizden öğreneyim. Hangi kaynağa dönüşü vaat ediyorsunuz bu kampta? Aslında yaratılışımıza dönüyoruz. Allah'a dönüyoruz. Kaynağa dönüş zaten kökü nedir? Yaratılış ruhtan gelir. Allah'ın nurudur aslında. Önce bir nur yaratılmış. Bu nurdan parçalarla ruhumuz, yani ruhsal bedenimiz oluşmuş. Çünkü insan bedeni 5 bedenden oluşur. En dışta bir ruhsal bedenimiz vardır. Bu ruhsal bedenimiz daha cenin haline dönüşmeden önce ilk oluşan bedenimizdir. Ve bununla birlikte zihinsel beden gelir. Zihinsel bedenin oluşumundan sonra ikisi birleşir ve cenin olarak ana rahmine düşer. Daha et yokken, et parçası yok. Yokken oluştu. O iki beden oluşuyor. Ardından et parçasına döndükten sonra bir süre sonra, üçüncü aydan sonra duygusal bedenimiz ve en son hepsi birleşir, eterik bedeni oluşturur. Ardından fiziki bedenimiz meydana gelir. Eterik bedeni ben hep duyarım ve ne zaman eterik bedendense benim aklıma çocukluğumdan kalma Casper, hayalet Casper gelir. Eterik bedeni nasıl canlandırabiliriz? Şimdi şöyle düşünelim. Bir fiziksel bedenimiz var ya, onun birebir aynı şu matruşka bebeklerini düşünün. Birebir ölçülerini takip ederek 32 santim bu bedenimizden uzakta. Öyle güzel bir bedendir ki o eterik bedene biz köprüden önceki son çıkış deriz. Neden öyle deriz? Çünkü önceki Maria Hoca'nın söylediği ruhsal beden, zihinsel beden, sonra şu sevgilerimizin olduğu duygu bedeni, duygusal beden, işte bir de eterik beden var. Buraya en yakın fiziksel bedene. Artık bizim için orası fiziksel bedeni sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşatmak için son şansımız. Köprüden önceki son çıkış lafı bu yüzden. Orada çünkü bizim çakra dediğimiz çok önemli enerji geçiş noktalarımız var. Ve bu çakralardaki durum bizim yaşadığımız hayatı belirliyor. Yani biz o çakralarda iyiysek, eterik beden sağlıklıysa şu fiziksel bedenimiz hastalanmaz, mutsuzluk yaşamaz, başarısızlık yaşamaz, güçlü güzel ilişkiler kurarak yaşama bağlı olarak yaşar. Evlenir, çoluk çocuk sahibi olur, para kazanır, kariyer yapar. Hiçbir şekilde hayatında engel ve blokajlar olmaz. 32 santimi neye göre söylediniz? Bu ölçümlenebilen bir şey mi? Sağlıklı iken 32 santim, evet bizler duru görüyle o bedenleri görüyoruz. 32 santim standart olması gereken kalınlık. Ancak bu kalınlık bazen daha aşağılara, hatta 1 santime kadar incelebilir bu bedenin kalınlığı. Neye göre incelir? Bize göre. Bizler bilgiliysek, farkındaysak enerjinin ve o ruhsal bedenimizi tok ve bakımlı tutarsak, örneğin diğer bedenlerin, örneğin zihinsel bedende zihnin önemini bilir. Ona göre düşünce üretirsek, hani deriz ya zihin inşa eder, bizler sonuçlarını yaşarız. Eğer güzel şeyler düşüne düşüne evrene gönderiyorsak, muhteşem bir hayatımızı inşa ederiz aslında. Yani bu negatif ortamlar mı eterik bedeni et bedene yaklaştırıyor? Aynen öyle.
bizim ihmallerimiz de var, ona eklenen dışarının yaptığı müdahaleler, çevredeki o olumsuz etkilerden kendimizi koruyamayışlarımız, o girdiğimiz ortamlardan bize bulaşılar ve o enerji olarak yapılmış olan bozukluk bize yönelik saldırı da olur bazen. Bazen vakumlanırız, hırsızlanırız. Nazar da eterik çalın. Bedene mi nakşeder? Aslında nazar da aynen, siz ona nazar diyorsunuz. Ben ona farklı bir kelime kullanıyorum. Nazar aslında şudur, biz bir boşluk yaratıyoruz. O boşluğu gelip birisi dolduruyor. Nazar budur. Enerjimiz düşmüşse daha güçlü olan bir enerji o boşluğu doldurur. Ve biz deriz ki ona nazar değdi, göz değdi. Aslında hiçbir şekilde göz değmeyebilir. Bizler öyle bir oluruz ki kimse bize kötülük yapamaz, kimse bizi olumsuz etkileyemez. O beden kalınlığının düşmesinin anlamı şudur. Bir olumsuz durum en dıştaki ruhsal bedene gelip aşağı doğru, şu fiziksel bedene doğru seyahat ederken şurayı hastalandırmak ve etkilemek üzere. Eğer iyi bir beden yapımız varsa o olumsuz durum 50 sene sonra da buraya gelebilir. 50 dakika içinde de buraya ulaşabilir. Bu kadar önemlidir beden kalınlıkları. Aradaki mesafenin 32 santim olması bir anlamda koruma kalkanının güçlülüğü harika anlamına geliyor. Ve o alan daraldıkça atılan her ok evet kolaylıkla fiziki bedene işleyebiliyor. Aynen öyle doğru oluyor. Anladıysam. Maalesef öyle oluyor. Ama fiziki bedene hiç ulaşmaya da bilir. Bir tane olumsuz durum gelir en dıştaki bedene, ruhsal bedene. Orada bertaraf edilir, o yok edilir orada. Alt bedenlere, o zihinsel bedene hiçbir şey düşmez. 1-2-3 Kasım'daki Ankara kampınız, orada bir iddianız var, bir vaatte bulunuyorsunuz, kaynağa dönüş. Neden döneyim kaynağa? Dünyaya gönderildim ve etrafımda her ne kadar bana batan şeyler olsa da evet bir sürü rengin içindeyim. Kaynağa neden dönmem lazım? Beni ne bekliyor o kaynakta? Aslında çok basit, hayatımızı güzelleştirmek için. Biz bir sistemin içerisindeyiz aslında, evren bir sistem, dünya bir sistem ama çoğumuz bunun farkında değil, yaşayıp gidiyoruz. Hayatımızı kendimiz şekillendirebilecekken zaman dediğimiz bir kavram var. Aynı zamanda biz bu kampta zamanı anlatacağız. Geçmiş zaman, şimdiki ve gelecek zaman. Hepsi birleşebilir mi? Evet, birleşebilir. Biz bu zamanı istediğimiz şekle dönüştürebilir miyiz? Hayatımızı şekillendirmek için. Eğer biz zamanı doğru kullanıyor olsaydık, enerji bedenlerimizi doğru besleyebiliyor olsaydık, çakralarımızı dengeleyebiliyor olsaydık, o zaman hayatımızı kendimiz yönetirdik. Hayat bizi yönetmezdi. Aslında çakraları yerli yerinde olmayan insanın bir özelliği de hayatının kontrolünün kendinde olmaması. Direksiyonda olmaması. Arka koltukta oturuyor insan. Kim peki nereye komuta ediyor benim vücut arabamı? Şöyle düşünün, bir dış ruhumuz var, mi? Bir ruhumuz var, savrulup duruyor. Biri oradan çarpıyor, biri buradan çarpıyor. Bir insan müdahale ediyor, enerjimizi vakumluyor. Bir insan işlem yapıyor, hayatımıza müdahale ediyor. Oysa biz bunların hiçbirine izin vermeyebilirdik. Hayat bir sistem, o kadar basit bir sistem ki. Yıllar önce iflaslar geçirdik, bir sürü olay yaşadık. Ve çıkış için o kadar çok yol aradık ki boşu boşuna aramışız. Aslında o kadar basitmiş ki biz yıllarımızı o kadar boşa harcamışız ki. Kendinizden bahsediyoruz. Kendimizden bahsediyoruz, evet. Biz bu sistemi biliyor olsaydık evet çok basit bir yöntemle kendimizi dengeler ve bütün bunları yaşamadan hastalıklarla, parasızlıkla, sıkıntılarla mücadele etmeden çok hızlı bir şekilde çıkabilirdik bu işin içinden. Nedir o basit yöntem? Bütün olay, beden kendi kendini dengeler aslında. Vücut kendi kendini iyileştiren bir makine gibi çalışır. Ama biz sistemi doğru bilirsek, çakralarımızı yönetebilirsek, zihnimizi yönetirsek, frekansımızı yükseltebilirsek, bir koruma alanı oluşturabilirsek, koruma çemberi çok önemlidir. Çünkü artık negatif enerjilerin aramızda yaşadığı bir dönemdeyiz. Bizim ülkemiz bir enerji ülkesi. En çok enerjiye sahip ve frekansı en yüksek ülkelerden bir tanesidir. Her taraf L hattı. Besleniyoruz biz bu durumdan. Ama bu bizim aynı zamanda çok göz önünde olmamızı da sağlıyor. Neden? Herkes bize saldırmaya başlıyor. A ülkesindeki insana saldırmak yerine bizim ülkemizdeki insana saldırıyor. Çünkü vakumlayacağı çok fazla enerji var. Ne oldu? Kronik yorgunluk meydana geldi. Enerji bedenlerimiz bozuldu, inceldi, delindi, hasar görmeye başladı.
Oysa ki biz bunu yönetebilirsek ki artık enerji savaşlarının olduğu döneme doğru giriyoruz. Çok büyük enerji savaşları başlıyor. Bunlarla mücadele etmeden kendi alanımızı koruyabiliriz. Kıtlık geliyor mesela. Biz kıtlığı yaşamak zorunda değiliz. Kendi toprağımıza da enerji verip onu bereketlendirebiliriz. Bir kişi enerjisinin öyle ya da böyle manipüle edildiğini ve bir şey tarafından emildiğini nasıl anlar? Kesinlikle fark eder. Nasıl fark eder? Birdenbire hayatında kendine baktığında aynada yüzünün değiştiğini, gülümseyişinin yok olduğunu, asıldığını suratının, hatta enerjisinin düştüğünü, eski gücünde olmadığını, sabahları yataktan kalkışlarının artık zorlaşmaya başladığını. Çöker yani diyorsun. Çöker. Bu saydığınız bakın, özelliklerde o kadar çok insan tanıyorum ki yani, ben. Aslında belki de burada bir virgül rica edelim. Tamam. Anlayabilmek adına. Tamam. Eminim izleyicilerim anlamıştır ama ben anlamakta zorlanıyorum. Benim enerjimi elektrik süpürgesi gibi çekip ne yapıyor? Böyle mi çekiyor? Kullanıyor aslında. Kendini besliyor. Kendini besliyor. Çekti. Negatif enerji o enerjiyi vakumlar ve kendini besler. Bazen, kendini canlandırır. Bazen öyle ama bazen de insanlar hakikaten farkında bile olmadan sizin benim enerjilerimizi emerler, vakumlarlar. Yani vampir gibi gerçekten. Bakın öyle insanlar vardır. Karşı karşıya geliriz. Bir an önce oradan kalkıp gitmek isteriz. Bir saat görüşmek vardır ama siz o bir saati zor geçer, bir gün gibi gelir. Ama bazen de öyle insanlarla karşılaşırız ki öyle bir saat neymiş ki bir saat yetmez. Biraz daha, biraz daha. Hatta bir de akşam bir şey yapalım demeye başlarız. Pelteye çevirir aynen, seni bazı insanlar. Hani insan insana iyi gelir deriz ya, iyi gelmeli. İnsan insanı mutlu etmeli, mutsuz ya da enerjisini düşürmemeli. Böyle oluyor. Hissediyoruz aslında. Her şeyi hissediyoruz. O zaman kaptırdık mı demektir enerjimizi? Bir an önce demektir. Önlem almak. Peki benim enerjim olmak. Sınırlı mı ki o aldıkça azalıyor? Eğer kaynak bende değil mi? Sirküle edemiyorsan, evet, besleyemiyorsan o zaman sınırlı. Ama çakralarımız doğru çalıştığı zaman, frekansımız yüksek ve dışarıda bir koruma kalkanımız olduğu zaman enerji hep sabit kalır ve sürekli kendi kendini besler. Yorgunluk hissetmezsin. Oysa ki enerjin sınırlı olduğunda, vakumlanmaya başlandığında, üzerinde kanallar varsa veya kontrolsüz açıldıysan kronik yorgun olursun. Zihin konuşmaya başlar, zihin hiç susmamaya başlar. Kendinle mücadeleye girersin veya bir iş yaparsın. Son dakikada koptu derler ya, hep kopar, hep kopar. Çarpıntı olur, panik atak olur mesela. Bolluk bereket etkilenir. Bolluk bereket zaten gider. Çok para kazanıyor evet. olabilirsin ama bir bakarsın ki paran saçma sapan bir şekilde dağılmış. Doğru bir şekilde kullanamamışsın onu. Bu negatif enerjiye maruz kaldığını gösterir. Veya insanlara iyi geliyorsundur ama kendine iyi gelemiyorsundur. Herkese faydan vardır, kendine yoktur. O zaman ocaklığın açıktır, kontrolsüz açıksındır ve sürekli etrafını besleye besleye kendindeki enerjiyi kullanıyorsundur. Farkında olmadan şifa dağıtıyorsundur. Evet. Ve kendi kendini tüketiyorsundur. Ve kendi kendini tüketiyorsun. Zaten böyle bir durum olduğunda hastalıklar başlar. Organlar hastalanmaya başlar, frekansımızın dengesi bozulur, hayatımızın kısacası bütün dengesi bozulur. Vericilik ve yardımlaşma çok güzel hasletler. Harika. Bizim kültürümüzün, harika, inancımızın da tavsiye ettiği bir durum. Peki ben verirken eksilmemeyi nasıl başarırım? Hem yardım edip hem verip ama eksilmeden bunu nasıl kontrollü yapabilirim? Açıklıkla. O nasıl zaman bu? Biz diyoruz ki eğitim. Eğitimli olduğun zaman alanını temizleyebilirsin. Mesela sokakta yürüdük, siz yürüdünüz, eşiniz yürüdü, çocuğunuz yürüdü. Herkes sokaktan bir enerji topladı, eve geldi, biriktirdi bunu eve. Mekan temizliği diyoruz böyle bir durumda. Mekanını temizlemezsen evimizin tozunu alıyoruz, yerlerimizi siliyoruz, üstümüzü başımızı yıkıyoruz. Peki ya evimizin enerjisini? Evet. Topladık, getirdik. Siz ne yapıyorsunuz evinizde rutinde o alan temizliğini yapmak alan adına? Alan temizliği yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Mekan temizliği. Enerjiyle Allah dostlarından destek alıyoruz. Onlarla birlikte mekan temizliği yapıyoruz evimizde. Allah dostları türbelerde yatanlardır, meleklerdir.
doğru enerjiye sahip olanlardır. Çünkü varlıklar ne yapar? Birçok insan varlıkla çalışır. Bedeninden beslenir, anlaşmalı çalışır. Sana zarar verir kısacası. Organın içine yuva yapar ve orada beslenir. Aslında, öyle midir? Aslında ama, şu konuyu birazdan Maria hocanız dedi ya, Allah dostlarından yardım alırız. Ben birazdan o konuyla ilgili bana lütfen soru sorun da bir anlatayım. Seve seve. Vallahi bir sorayım. Allah dostlarını konuşmaya bayılırım. Aynen. Seve seve. Ama o Allah dostlarının var, o güzel enerjisi var ya, bize dokunmaz, bize zarar vermez asla. Biz ne yaparız? Evet. Alma verme dengemizi tamamlarız onlarla. Onların frekansı bizim enerjimiz birleşir ve muhteşem bir güç, bir enerji açığa çıkar. Alan temizliğimizi yaparız beraber. Negatif varlıklar dediniz ya, orayı es geçmeyelim. Bazıları o varlıklardan yardım alır ama onlar organa yapışır. Onlar organa yapışır ve yuva yapar. Bu hani sosyal medyada çok duyduğumuz, konuşulan negatif varlıklarla mı işbirliği yaparlar bazı uzay insanlar? Enerjilerle, bazı insanlar uzay enerjileriyle işbirliği yapar, güçlülerdir. Çünkü gerçekten büyük bir güç oluştururlar. Kozmik güç, kozmik enerji derler uzay enerjisini veya mitolojik varlıklarla anlaşma yapıp onların enerjisini kullanırlar. Evet, çok büyük bir güçtür ama senden yer bitirir, kanal açar üzerinizde ve bu direkt olarak bereketinizi götürür. Para kazanamamaya başlarlar. İlişkileri bozulmaya başlar. Hastalık oluşmaya başlar. Çünkü gene vücudundaki kanalı, kök çakrayı boşaltır. Kök çakra boşaldığı zaman diğer çakralarda enerji döngüsü olmaz ve denge bozulmaya başlar, kendinden verir. Hatta bunu böyle yapanlar etrafınızda görürsünüz, böyle yazarlar bir şeyler. Her yol vardır. Örneğin bir adam bir hanımefendinin kendine aşık olmasını istiyor. Gider böyle tip insanlara. Bu insanlar için her yol mübah derken bunu kastediyorum. Ama orada öyle özgür birisi, irade yasası çiğnenir. Tabii özgür iradesi umurunda yasası değildir. Çiğneniyor. Bir bunu tılsım yazdırıyor, mi? Alıyor muskayı, takıyor. Bunu yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Yani hiçbir şekilde ilgi duymuyor bir kız bir erkeğe ya da bir erkek bir kıza. Böyle bir adama gittiğinde ya da kadına, inanın bana o insan, o iki kişiyi birbirlerine öyle bir bağlar ki, bağlama diyoruz ve büyüdür ve günahtır ve bağlar bunu ve negatifle çalışanlar bunu çok kolaylıkla yaparlar. Peki o kızın ben, evet, böyle bir şeye karşı kalkanı yok. Yok. Koruması yok. Enerji zavallı, yiyor, içiyor ve enerji korumasını bilen bir insan. O zaman hiçbir şey istemez. Korumayı sorun. Geçirgenlik biter. Birazdan onu konuşalım tabii. Geçirgenlik biter öyle, burada. Hiçbir şekilde müdahale edemez ama yıllar korumayı bilmiyorsa, enerjisini kullanmayı bizde yasak bilmiyorsa. Örneğin bu. Bizde biyoenerji artı da bana böyle talepler gelmedi mi? Geldi. Hatta bir keresinde şöyle olmuştu. Ben bir anlatayım. Kısa bir dakikalık. Burada İstanbul'da çok güzel bir kardeşim, bir arkadaşım, bir dostum bir gün beni aradı. Ayhan abi dedi telefonun ucunda. Yanımda bir dostum var dedi. Seninle konuşmasını istiyorum ya. Ama bakın konu çok değişik bir konuydu. Bizi anlatmış ama eksik anlatmış. Şöyle diyordu. Vallahi dedi ben İstanbul'da kaç tane boğazda yalım olduğunu bilmiyorum. Belki 90-100 tane. Ben size yalı şöyle diyorum, edelim. Ben size şu demeyeceğim, geleceksiniz, göreceksiniz, şu diyeceksiniz, o daireyi ben olduğu gibi yalı dairesini size vereceğim. Tamam mı diyor bir ses karşımdaki. 70 yaşlarında, 25-30 arası yaşında bir kızımızla evet aşk yaşamışlar, uzun bir süre birlikte olmuşlar. Sonra o kız tabii ki çok doğal bir şekilde o ayrılıkla sonuçlanmış. Olacak iş mi? En sonunda ayrılınca çok ağrına gitmiş, çok zoruna gitmiş, çok üzülmüş. Bana yalvarıyor. Ne olur diyor, tekrar bana dönsün. Tekrar benimle olsun. Dile benden ne dilersen. Ben size göstereceğim diyor hepsini, o 90-100 taneyi. Birini seçin sizin olacak. Karşıdaki kişiye aynen şunu dedim. Alabilir miyim dedim arkadaşımı. Ona aynen şöyle dedim. Bak dedim sen bizi eksik herhalde biliyor ve eksik anlatmışsın. Konu bizimle hiç ilgili değil. Kapattık ve derhal dedim kapatıyorum telefonu.
Bizim işimiz değil çünkü. Herkes enerji diyor. Şimdi biyoenerji kapsamında hepsi iyi niyetlisi de kötü niyetlisi de. Evet, herkes Allah'ın enerjisini kullandım diyor, kullanıyorum diyor ama çok farklar oluyor. İzleyicilerimiz yazacaklardır. İşte medyum dendiğinde, duru göre özelliği var dendiğinde, işte şizofren. Siz bu özelliğinizin şizoid bir hal olmadığını, sahiden de görüyor olduğunuzun ispatını, bir şizofrenden farkını nasıl ayırt edip ortaya koyarsınız? Kontrollü açıklık ve kontrolsüz açıklık dediğimiz bir olay var. Şizofrenide kontrolsüz açıklığı da geçmiş artık. Şizofrenin de çeşitleri var. Kimi epifiz bezi delinmişse artık bu şizofreninin tedavisi yoktur. Tamamen farklı bir boyutta yaşar ve o boyutun içerisinde üçüncü göz dediğimiz ve tamamen artık etrafını duymaz. O boyutun içinde hareket eder. Bir de farklı bir şizofreni alanı vardır ki artık halüsinasyonun içine kapılmıştır. Bizdeki böyle değil. Biz bunu kontrol ederiz. Evet, geçmişte ikimiz de çok kirli açıktık. Negatif enerjileri görüyorduk. Varlıklarla yaşadık, onları görerek, onlardan korkarak, sıkıntılar içerisinde, o kadar sıkıntılı anlarımız, özellikle de çocukken ne olduğunu anlamlandıramadığımız sıkıntılı bir hayattı. Ailenizle paylaşmadınız mı? Paylaştık tabii ki ama bir doktora... kızarlardı hep. Hep kızarlardı, hocaya götürürlerdi. Evet, eskiden öyleydi, evet, hocaya götürürlerdi. Hocaya götürürlerdi, duru görüyü kapatmaya çalışırdı, kapanmazdı ki. Biraz daha açılırdı o anda. Çünkü ne yapıyor? Tılsım kullanıyor. Tılsımla ne olacak? Veya yaptığı bir muskayı takıyor. İyi de başka bir varlık yüklüyor. İlk deneyiminiz kaç yaşınızdaydı? Vallahi ben kendimi bildim bileli hep varlıkları görüyordum. Lavaboya bile tek başıma gidemezdim. Anne benimle gel derdim. Veya daha büyüdüğüm yaşlarda kapının önüne bekçi koyardım. Evet, ne kadar zor bir hayat. 6-7 evet. Yaşlarına kadar çocukların duru görü ve iç sesleri açık olur. Eğer bir anne ve baba enerji olarak kirlilerse zaten onlardan alarak böyle bir gözünü açıyor ki açtığı an açık. Yılanları görerek büyüdüm. Yılan, olmayan yılanları tavanda görürüm. Yürüyen, olmayan yılanları. Başını ve sonunu görmediğim. Varlık da yılan gibi görünür çoğu zaman. Akrep olur, yılan olur vesaire kalın kalın. Olur. Şimdi çok kalın siz, yılanlar görürdüm hep mesela başka şeylerde. Siz çocukken. Askeriyeden emekli, evet. Psikolojik testleri geçmiş, yapılan, geçmiş. Şimdi özellikle bunun altını çizeceğim izninizle. Amacım sizi kırmak hayır, hiç değil ama izleyiciyi sizi daha iyi tanıtabilmek adına. Şimdi asker olabilmek, tabii, hele hele havacı olabilmek hava için. Hava harp okuluna girmek. Hava harp okulundan uçuş yapmak. Şimdi ben hayatımın bir evresinde kokpit havacılık programını sunan evet, biri olarak bir havacının, bir pilotun nasıl yetiştiğini çok iyi biliyorum. En zor. Sizin psikolojik testleriniz, sizin fiziksel aksamınızın aynen, sağlam olması, aynen bunların hepsi tam teşekküllü bir sağlık raporu ister. Kesinlikle ama siz öyle diyorsunuz ki çocukluğumdan beri benim kanallar açık ve görüyorum. Belli bir süre sonra dedim ya 6-7 yaşına kadar açıktır. Sonra kapanır bu duru görü. Ama duru görü kapandı da o etkiler insana etkilemeye devam ediyor. Temizlenmediği sürece. Bakın ilerleyen dönemlerimde uçuş tamam çok güzel, muhteşem, seviyorum. Hayatım her şey o. Ama havacılık. Sinüzit tabii. Ama sinüzit diye bir konu varmış ve öğrenmediğim bir konu nedeniyle uçuş okulunun Çiğli'de sonuna doğru bayağı bir uçuş saatim var. Türk Hava Yolları'na geçmeme 3-4 ya da 5 saatim eksik. Her saati 100 dolardan alabilirdim dışarıdan ve Türk Hava Yolları'mıza geçip sivil havacılıkta bir pilot olabilirdim. Olmadım. Mesela o sinüzit sebebiyle uçuştan ayrılmam. Sonra bir ama çok güzel, her şey bir anlam var. Başka bir branşa geçiyorum ve bu başka branş istihbarat, onu da söyleyeyim. Dünyanın NATO kapsamında iki tane de yabancı dilim vardı, Fransızca ve İngilizce. Sonra Amerika Birleşik Devletleri, aman Allah'ım ben o kursa gitmişim, nasıl bir kursmuş ki o NATO kapsamında dünyayı nasıl karıştırılır onu öğretiyorlardı. Senaryo yazma kursu, çok tuhaf bir eğitim, 6 ay sürdü. Şöyle meydanlarus gibi 6 tane büyük büyük kitap. Ana tema şuydu. Nasıl karman karışık edersin bir yeri? Yani bugünün planını o zamandan yapıyorlar. O yüzden şu anda ben şöyle bir baktığımda olan olaylara herkes gibi bakıyorum. Herkes gibi üzülüyorum ama herkesten farklı bir bakış açısı ben çok net biliyorum.
Siz Suriye'ye herkes bakar. Bir de ben bakarım. Ben farklı şeyler ve sonraki zamanı görürüm. Hani dağın arkasını görmek. Böyle bir şey. Bir de şimdi o zamanın yolculukta yaşamış olduğum her şeyin bugün için bir anlamı olduğunu yaşadıkça öğreniyor insan. Zaten hayat tekamül diyoruz ya. Hepimizin birer tekamülü var. Dünyanın da öyle. Daha anlamlılaştı belki. Evet. Yani duru görüyü, metafiziği konuştum. Çok kıymetli konuklarım oldu. Ama tabii sizin havacılık geçmişinizin olması, evet, iki dil biliyor olmanız. Bunların altını şunun için çiziyorum. Etiketler tabii ki kıymetli ama bizi biz yapan unsurlar değil. Bunlar olmasaydı da aynı yok, keyifle sizinle konuşacaktım. Fakat böyle bir hayattan gelip bugün sizinle bir enerjiyi konuşuyor olmak benim için ayrı haber değeri olan bir konu. Bunu söylemek isterim. Hayatımın en mutlu dönemi ama lafınızı balla kestim. Bu kadar mutlu olduğum, aynen yaptığımız iş. Bu dünyada başka bir iş düşünemiyorum. Mutlu edecek. Az önce dediniz ki herkes Suriye'ye bakar, olanı görür. Ben daha ilerisini görürüm. Yani buradaki duru görü özelliğinizin mi altını çizmek istediniz yoksa geleceği görmeyi mi kastettiniz? Nedir hem kastettiğiniz? Geçmişte o öğrenmiş olduklarım, o kurslarda niye öğrendiysek bir de bugünü birleştirince duru görüyle anlam kazandı tabii. Daha kolaylaştı anlayabilmek ve görebilmek. Öyle bir de insanları şifalandırmanın insana verdiği keyif, haz bambaşka keyif, bir şey. Bambaşka. Şifa Allah'tan, bizler sadece kanalız. Ama insanların o dönüşümünü gördükçe, Allah razı olsunları duydukça bu gerçekten muhteşem bir duygu. Şimdi izleyici yine diyecek ki psikiyatristler var, hı-hı, psikoterapistler var, psikologlar var. Hepsinin yeri ayrı ayrı ama konuğum sizsiniz, size soracağım. Burada bu kadar disiplin varken neden siz? Aslında herkes bir görev için bu dünyaya gelmiş. Yeter ki o görevini fark etsin. Burada alıyoruz. Gerçek dünya burası değil. Gerçek dünya diğer taraf. Belki de şunu diyeceğiz diğer tarafa göçtüğümüz zaman. Bir saniyeden daha küçük bir zaman yaşamışız aslında biz burada. Öteki taraftaki mertebemizi burası belirliyor. Bizler yükselmek istedikçe bu dünyaya geliyoruz. Burada görevimizi alıyoruz. Ama buraya geldiğimiz zaman öteki tarafı unutuyoruz. Ya iyi insan olarak devam ediyoruz, görevimizi yapıyoruz. Ya da kötülüklerin içerisinde boğuşarak diğer taraftaki mertebemizi düşürüyoruz. Ama herkesin bir görevi var. Kimi şifacıdır, kimi farklı bir göreve sahiptir. Kimi yarayı açandır. Kimi yarayı açandır. Ve biz burada ne yaparsak aslında gerçek hayatımızı şekillendiriyoruz. Size gelir gelmez sizden destek almak için kapıdan girdiği anda daha onun enerji bedenine temas aynen etmeden görüyor musunuz? Yoksa o biyoenerjistlerin meşhur bir taraması vardır ya, evet, onu yapmanız gerekiyor mu? İlk baktığımızda aurayı, auradaki renkler vardı. Benim auramın renklerini anlamlı görebiliyor musunuz? Tabii ki görüyorum. Sormayacağım ne renkleri. Çakralarınızı da görüyorum. Sormayacağım. Auraları da görürüz, çakrayı da. Aurayla bir fikir ediniriz. Sonra ileri aşamasında çakralarına evet bakarken o çakralarındaki durum bize o kişinin hayatındaki her şeyi anlatır. Çakralar için temas etmeniz ilişki gerekiyor mu? Hayır, duru görüyoruz. Dediğimiz duru olay görü yeterli. Onu da mı görüyorsunuz duru görü şimdi? Duru görü ve iç ses. Hiç elle dokunmaya, muhteşem enerji almaya gerek muhteşem yok. Siz görüyor musunuz tabii benim çakralarımı? Evet, tarayabilir sizi. Bir öğrencimiz, sonradan öğrencimiz oldu. Önce danışan olarak geldi. Kanser hastası, göğüste bir kitle var ve ameliyatına tam 3 hafta var. Normalde biz 150 günlük bir süreç isteriz. Tabii kanser %100 iyileşir diye bir şey yok. Allah'tandır her şey. Göğüsteki kitle bayağı da büyük ve canlı bir kitle. 3 hafta sonra ameliyata girdiğinde doktor bakıyor, oradaki kitleyi bulamıyor. Aynen. Evet. Ameliyatı erteliyor çünkü PED raporunda çıkan bir şeyi direkt yok sayıp kaldıramıyorlar. Ameliyatı erteliyor. Bir dahaki ameliyat tarihinde yeniden bakıyor, bakıyor gene kitle yok. Bu defa heyet toplanıyor. En son heyetle birlikte karar veriliyor ve ameliyat iptal oluyor. Kitle gerçekten geçmiş. Bu tarz deneyimimiz çok fazla var.
Peki burada tekniğin çalışması bir etabı. Tekniği uyguladığınız kişinin de yapmasını istediğiniz şeyler var mı? Olması gereken. Tabii burada zihin de çalışıyor. Var. Evet, o kişinin mutlaka ve mutlaka o şifayı hak eden bir kişi olması. Bakın bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü tabii, ilahi enerjiyle ruhsal şifa ya da şifa enerjisi kullanılıyor. Bu ilahi olan enerjinin o kişiye şifa olabilmesi için bizim baştan doğru olmazsa olmazlarımız var. Sorarız, onay alırız. İç sesle, bizim kanalımızla bu kişiye şifamız geçiyor mu, var mı diye. Onlar yok dediklerinde kişiye deriz ki bizim size yapabileceğimiz bir şey yok. Kısaca. Kırmadan. Devamını tabii sorarsam neden dolayı şifamız geçmez, onun açıklamasını onlardan sora sora öğrenirim. Evet, sorduk ve cevap geldi. Hayır. Neden? Böyle bir insansa, insanların canını okumuşsa, insanları hasta etmiş, insanları mutsuz etmiş, onların fakir düşmelerine, yoksullaşmalarına sebep olmuşsa ya da ilişkileri bozmuş, yuvalar yıkmışsa, yaptığı bunlara şifamız yok. Geçmiyor. Bir de uyuşturucu. Teknik çalışmıyor anladın. Uyuşturucu kullananlar değil. Çünkü Allah dostlarıyla şifa veriyorsunuz. Tamamen saf yönde ve onlarla bu tarz insanlara şifa vermek mümkün bazıları değil. Bazıları da hani uyuşturucu satıp para kazanır onlara ya, zehirler insanları. Bir de onlara hiç geçmiyor. Kullananlara geçiyor. Hatta onları vazgeçirmek için bağ kesme çalışmalarımız da var ve etkili oluyor kişi isterse. Kullanan mağdur bir yerde. Tabii ki. Kullanan aynen mağdur. Birinin pençesine düşmüş ama satan kişinin, hatta bir örneğimiz var, karaciğerinde iki tane tümörü var. Daha doğrusu önce bir tümördü bu. Evet. İlk defa birini sorgulamadık. Normalde sorgularız. Öyle birinden geldi ki kötü olabileceğini düşünmedik. Referansı sorgulamadık mı bile. Geldi? Evet. Bir belediye başkanının referansıyla geldi. O kişi de çok sevdiğimiz bir insandı. O kadar güzel bir insandı ki direkt şifayı aldık. Önce tümör küçüldü. Adam çok mutlu oldu, seviniyor. Tümör küçülüyor. Tümör küçüldü derken iki tane kocaman büyük tümöre dönüştü. İyileşmedi. O tümörleri biz yok etmeye çalıştıkça dört oldu. Ters tepiyor teknik. Ters tepiyor. Bize, ve, evet pardon. Ve biz şifalandırdık. Bu defa sorgulamaya başladık. Bir baktık ki adam baron çıktı. Çok ilginç bir şekilde o kadar şaşırdık ki. Rahat söylüyorum çünkü bu adam öldü şu anda. Yurt dışında. O yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. Türk vatandaşı yurt dışında yaşayan. Ve tümörler gittikçe katlanarak çoğalıyor. Metastaz yapıyor. Ama normal bir metastaz şekli değil. Bu defa biz üzüldük. Hani niye dedik şifa geçmeyecekse. Neden biz şifaya başladık? Kendimiz neden o kadar umut verdik? İlk etapta da küçülttüler tümörlerini, yok olmaya gitmişti. Önce sevinsin, sonra o korkuyu yaşasın istemiş Allah dostları. Çünkü birçok insana, birçok aileye o korkular yaşattı. Sıkıntılar yaşattı. Onun da o manevi çöküşü yaşaması gerekiyordu ve çok kötü bir şekilde öldü. Allah dostları konusunu yanlış anlaşılmaması adına lütfen anlatın. Hassas bir konu çok çünkü. Çok önemli. Çünkü neden? Bizim canlarımız onlar. Ben hiç kimseye kızmam. Buradan herkese söylüyorum. Hiç kimseyi ne rakip ne de kötü görmem. Asla mümkün değil. Benim meslektaşlarım çoğu enerjiciler. Ve bizler Maria Hoca'yla, Allah dostlarıyla yardımlaşma dedik. Bize şöyle dediler. Ölmüşlerden mi, ölüp gitmiş olanlardan mı yardım alıyorsunuz? Eleştirmek için. Sonra dediler ki türbeleri biz çok severiz. Birazdan anlatacağım. O türbeye gittiğimizde evet onun bir anlamı vardır. Dediler ki Allah'tan istemek yerine o türbede ölüp gitmiş kişiden yardım istemek şirktir, günahtır. Türbeye gitmeyi bu yüzden insanlardan soğutmuşlar. Yanlıştır. Onun sebebini de söyleyeceğim. Başka bir şey daha dedik. Meleklerle yaşamak dedik. Meleklerden yardım almak dedik. Bizler baş melekler dedik. Onlardan eğitim aldık ve onlardan yardım alıyoruz. Onlarla yaşıyoruz. Şifada da onlarlayız. Başka görevlerimizde de onlarlayız ve onlarla olacağız dedik. Bu sefer de dediler ki insan o kadar çok yüce ve büyük ki sen meleğin gücünü insanın gücünün üstüne koyuyorsun. Bizi gene eleştirdiler. Bakın bunlar bizim meslektaşlarımız. Biz bir dernek kurduk. Sevgi Melekleri Derneği. Bu arada onu söyleyeceğim, sonra açıklayacaktım.
O dernekten sonra şehitlerimizin 10 milyon megahertz, bakın Allah dostlarından, peygamberlerden çok daha üst bir megahertz'tir. O şehitlerimizin 10 milyon megahertzlik gücü şu an bizim korumamızın içinde. Nereden onun, ölçüyorsunuz 10 milyon megahertz'i? Onu görüyor duru ve iç sesle gene. Duru görü ve iç sesle alıyorum. Şimdi ben burayı anlamakta zorlanıyorum. İzin verin arada şu soruyu lütfen sorayım. Hani biz dua ederken Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine deriz. Tamam. Tabii. Şehitlerin yüzü suyu hürmetine bizim dilimizdeki dua şekillerinden biridir. Hani ben acizim, senin kıymetli sevgilinin tabii hatırına gibi eyvallah ifadeler. Kastettiğiniz böyle bir şey mi? Yüzü suyu hürmetine de deriz. Şöyle düşünün, Allah dostu türbesi var. Ve gittiğimizde biz onun orada Kabe'ye, değil mi? Kabe'ye de gittiğimizde yoğun bir enerji alanı var. Türbede yatan kişi yaşadığı sürece, o hayatını yaşarken Rabbimin dediği iyiliklerle uğraşmış. Onun o enerjisini insanlara, bizlerin de yaptığı ve yapmaya çalıştığı şey bu aslında. Şu an sizin de yaptığınız, bizlerin de yaptığı insanlara bir şeyleri anlatmak. Enerjiyi ve Allah'ın nasıl yarattığını anlatırsak bu farkındalık iyilikleri çoğaltacak. Bakın o insan yapmış doğruları, yaşamış, güzel şeylerle uğraşmış, yapmaması gerekenleri de yapmamış ve Allah ona güzel bir fazilet ve enerji vermiş. Onun enerjisi ölüp gittikten sonra ruh olarak, ruhlar inanın bize yardım etmeye, görev yapmaya devam ediyorlar. Ben bunu, Maria Hoca'nız bunu duru görü ve iç sesle kullanıyoruz ve söylüyoruz. Başka şeyler de anlatırım, daha başka şeyler. Bakın ileride savaşlarda, bizler o savaşlarda görünmeyenleri görürüz değil mi? İstanbul'un fethiyle geçmiş ilgili. Savaşlarda görünmeyenler. Çanakkale Savaşı, İstanbul'un fethi, aynen, bunlara öyle örnek kastettiğiniz aslında. Harikasınız. Evet. Hatta zamanında üçler, yediler, kırklar vardı değil mi? Hala manevi olarak destekleri devam etmekte ama her şekilde fiziki olarak da şu anda bu üçler, yediler, kırklar daim olarak devam ediyor. Bu da böyle bir silsile. Fiziki olarak aramızdalar. Fiziki olarak aramızdalar tabii. Gayet tabii ki. Gayet tabii ki. Onların bazıları fiziki olarak da aramızdalar. Yani ete kemiğe bürünmüş. Ete kemiğe bürünmüş olarak aramızdalar. Yani nasıl anlatılır o? Çanakkale'ye gittik biz değil mi hocam? Biraz anlatır mısın? Bayram, Kurban Bayramı'nda Çanakkale'ye canımız istedi. Şifa meleklerimize de haber verdik bizim. Bizden eğitim almış öğrencilerimize ve oraya gittik. Orada Sevgi Melekleri Derneğimizde, oradaki sevgi evlerindeki çocuklarımızla, devletimizin o birimlerinin kontrolü ve müsaadeleriyle, onlarla koordineli olarak harika güzel zamanlar geçirdik. Ama en güzel zamanı anlatmak ister misin? En güzel zamanı o şehitliğin içerisindeydi. Çanakkale'de. Bu arada bastığınız her yerde şehitler var. Üst üste kemikleri var. Basarken küçük korkarak basıyorsun. Çünkü hani aşağıda görüyoruz ya. Oradaki enerji çok güçlü bir enerjiydi. Ve şunu fark ettik. Her tarafta varlar ama dimdik ayakta olarak. Bizden orada davet edilmişiz biz Çanakkale'ye. Çünkü gene Allah dostları davet ettiği için bize dediler ki bayramda öğrencilerinizle Çanakkale'de olun. Orada bir göreviniz var. Ve gittik. O görevimiz neymiş? İnanın böyle. Oradaki parçalanmış şehitlerin bedenlerini bir araya getirmemizi ve bir enerji çalışmasıyla bir araya getirirken de o şarapnelleri temizlememizi istediler. Manen çok güçlü ve güzel duyguydu. Ve biz orada 31 kişi miydik? 31 kişi de aynı anda aynı şeyi görüp hissetti. Muhteşem bir duyguydu bu. Ve bunu da bir Allah dostunun mezarında yapmamızı istediler. Meğersem daha sonra öğreniyoruz ki onun da aynı şekilde eli kolu kopmuş. Onun da aynı şekilde gene bedenini birleştirmemizi istediler. Ve şimdi dediler yeni savaşa hazırız. Asker olarak arkamızda dizilmişlerdi. Selam vaziyetinde, ve selam dimdik, vaziyetinde dimdik o varlardı. Onlarlaydık. Evet, o şehitleri gördük. O duyguyu yaşamak gördük. Hala anlatırken kelimeler durarak çıkmıyor ağzımdan. 31 kişi de gördü. 31 kişi de bunu gördü ve gerçekten biz bunu yaşadık orada. Eğitim almışlar bizden. Onlar bizim
ve çok enerji, muhteşem bir duyguydu o. Topumuz, nur topumuz kocamanlaştıkça bizlerin gücü artıyor. O yüzden çoğalmak ve çoğaltmak kelimesini çok önemsiyoruz. O toplar böyle enerji topları, tenis topu, voleybol, futbol kocamanlaşıyor ya, güç artıyor. Ve ben şöyle bir şey anlatsam peki. Maria hocanızla o maneviyatın verdiği eğitimin ilk zamanlarında bize garip garip ilk 5 yıl dedim ya, acı çektik bazen, bazen hata yaptık, bazen ağladık, günlerce uykusuz kaldık. Acayip şeyler de yaptırdılardı hocam, hatırlar mısın? O mayın temizledik bir gün bir araziden. Bir gün bir barajdaki zehirlenmiş suyun suyunu temizledik. Görev verirlerdi, manevi görevler. Uyku halinde değiliz. Uyanırız, hayır, görüyoruz. Uyanırken. Keban Barajı'na mesela o anda bir zehir atılıyor. Görüyoruz ve Allah dostlarını davet ederek oradaki enerjinin temizlenmesini meleklerle istiyoruz. Meleklerle. O zehrin atıldığını nasıl görüyorsunuz? Bir vizyon gelir. O gerçek olay değildi o. Zehir atılmamıştı. Ama bizim sonra yaşayacağımız, mesela sonradan sonra yaşayacağımız. Nasıl yapıldığını öğrettiler. Maneviyatta o enerjiyi nasıl kullanacağımızı. Prova gibi. Bu şekilde olursa böyle yaparsın. Tabii, mayın temizleyebiliyorum. Ama şurada oturuyorum olayı gerçekti. Ben. Şurada oturuyorum. Dünyanın neresinde istiyorsunuz? Ama hak olacak, doğru olacak. Kesinlikle insanlığın iyiliği için olacak. Ve zamanı evet onaylanacak. Ben şimdi Gazze'deki duruma müdahale etmeyi çok istedim. Şimdi onu söyleyecektim. Gazze'ye müdahale etmeyi çok istedim. Yani ama durmam gerekiyor. Durmak zamanı. Duruyoruz. Niye durun duruyoruz? Durun mu dediler. Aynen durma. Çünkü tekamül insanların yaşaması gereken, yaşanması gereken ve sonunda gelinecek olan bir yer ve nokta var. Ama depremlere müdahale ettik o 6 Şubat evet, sonrası. Müdahale etmeyin denildiği halde biz etmeyin öğrencilerimizle enerjimizi dediler, birleştirdik. Ve elimizden geldiğini yaptık. Çok kustular, sonra bırakmak zorunda kaldık ama dengelendik. Çok aşırı, ne yaptılar? Çok kustular. Yani öğrenciler ağır geldi. Çünkü ağır geldi. Çok ağır bir enerjiydi. Yapay bir enerji diye. Çünkü o da bir enerji saldırısı. Ama ne oldu? 6 Şubat depremi. Evet. Sonrasında yavaş yavaş depremler durmaya başladı. Yavaşladı. Gücünü kaybetmeye başladı. Ama sonrasında biz de durduk. Çünkü artık enerjimiz gerçekten yetmedi. Zaten Allah'tan izin de çıkmamıştı. Ama i̇zin biz gene yoktu. De izin yoktu. Israr. Yapmayın dedikleri halde biz ısrar edip yaptık. Sonra bizler kendimiz hastalanıp kötüleştik. Sonra bıraktık. Çanakkale şehitliğinde yaptığınız ya da yapmanız istenen bu çalışma ne zamandı? Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda. Yani oradaydık tabii. 6-7 ay önce. Tabii. Peki başka bir yerden soracağım. Niçin askerleri tekrar ayağa kalktılar? Manevi neye hazırlık savaş bu? Başladı. Evet. İhlas Cennetleri'nin kapısı 1 Kasım'da açılıyor. O yüzden zaten kamp 1 Kasım'da. İhlas Cennetleri'nin kapıları açılıyor. Meleklerin kılıçları keskinleşiyor. Ben İhlas Cenneti'ni duymamıştım. Canım. Var mı böyle bir cennet? Tabii evet. Boyutlar var. Boyutlar arası. Aden Cenneti'ni biliyorum. Firdevs Cenneti'ni biliyorum. İhlas Cennetleri var. 7 kapıdır. Bu kapılar açılmaya başladığı anda negatif enerjinin saldırıları çok güçlü olmaya başlar. 1 Kasım'dan itibaren. 1 Kasım'dan itibaren. Dikkat edin, bir aydır, 2-3 aydır, hatta şöyle bir geriye gidelim. Eskiye göre kendinizi daha yorgun hissediyor musunuz? Daha böyle enerjinizin yıprandığını hissediyor musunuz? Çünkü bu durum yaklaştıkça insanlardaki enerji vakumlanmaya başlar. İnsanlar negatif bir kaosun içine girmeye başlar. Çünkü burada bir savaş başlamıştır artık. İyinin ve kötünün savaşı. Bu kapılar açılmaya başladığı anda bereketin ortaya çıkacağı zamandır. Güzelliklerin ortaya çıkacağı zamandır. Oysa ki kötü negatiften beslenir. Artık boyutların değiştiği, dönemin değiştiği zamana doğru gidiyoruz. Pozitif çağ mı başlıyor? Pozitif çağ başlıyor. 1 Kasım itibariyle o zaman negatif meşrepliler ve kökenliler daha ekmeksiz az, mi kalacak? Ekmeksiz kalacak. Daha az beslenecek. Tabii enerjiyi kullanmayı bilen, kalkanını evet, oluşturabilen bu savaştan etkilenmeyecek ve pozitif tarafta olacak ama birileri açıkta duruyor, enerjisi de açıkta. İşte o vakumlanan kişi olacak. Çünkü beslenecek alan kalmadı artık. Hedefte olacak. Hedefte olacak.
1 Kasım'daki İhlas Cenneti, o kapı açılacağı nasıl anlayabilirim? Hani boyut kapılarından bahsedilir. Bu bir doğru. Boyut kapısı mıdır? Bu bir boyut kapısıdır. Yeni nerede olduğunu varsayalım biz bunu. Başlangıcı, şimdi, yeni bir döneme giriş. Yeni bir döneme giriş, evet. Yaşandı. Şimdi o gün bir de döngü değişiyor. Devamını söyledi ya Maria hocanız. Kılıçlar, meleklerin kılıçları keskinleşti. Söylendi bu laf. İhlas cennetlerinin kapıları açıldı, açılıyor. Meleklerin kılıçları keskinleşiyor. Demek şu demek. Bu savaş geldi. Negatiflerle, pozitifler arasında, iyilerle, kötülükler. Ve kötülerin yaptıkları artık çok fazlalaştı. O kadar fazlalaştı ki. 1-2-3 Kasım'da galiba bir dönüm noktası gibi. Döngü değişiyor. Döngü değişiyor? Yapay frekanslar çok fazla olmaya başladı. Dünyanın dengesine artık müdahale var. İnşallah. Ve Allah'tan bir müdahale geldi. Artık diyor ki dur. Ben bir kapı açıyorum. Bundan hani insanın önüne bir fırsat çıkar ya. Size bunu kullanırsınız ya da es geçersiniz. Oradan bir yol açılıyor. Artık zamanı geldi çünkü. Ve diyor ki artık enerjilerinizi birleştirin. Meleği siz nasıl tanımlarsınız? Bizim bildiğimiz secde et emrini alan, koşulsuz secde eden, zaten secde etmeyenini şeytan, iblis diye ayırdığımız nurani varlıklar. Sizce melekler neler? Allah yolunda giden, gerçekten kalbi temiz olan ve şifacılığı görev edinmiş, Allah dostlarıyla birlikte Allah'a kanal olmuş şifa meleklerimiz var bizim. İyilik meleği. İyilik meleğimiz meleği. Onlar bizim. Şifa sadece meleklerimiz. Ama gerçekten kötülüğe hizmet etmeyen, tamamen saf ve Allah'a teslimiyetle yürüyen kişilerdir. Allah'a ama bakın biz tarikat değiliz asla. Tarikatlarda tam tersi var. Orada bir kişi var artık Allah yolundan sapmış. O kişinin eteğini öpüyorlar. O kişiye hizmet ediyorlar. Secde bile ediyorlar. Secde bile ettiklerini gördüm. Evet. Bence artık onların tamamen yok olma ve bitme zamanı öyle diyor zaten birleşme, Allah dostları da. Kapanma. Artık Allah yolunda birleşme ve o saf yolda yürüme zamanı. Kötülüklerin bittiği. 1 Kasım'da açılacak olan İhlas Cenneti'nin kapısı. Melekler kılıçlarını bileyleyip geliyorlar. Keskinleşti. Değil mi? Öyle dediniz. Evet, peki 1 Kasım'da ne yapalım? 1 Kasım'da herkesi Ankara Marriott Otel'de kaynağa dönüş kampına bekliyoruz. Ve burada zaman paradoksu seminerimiz var. Bu defaki tamamen farklı. Çünkü biz artık farklı bir boyuta doğru gidiyoruz. Eskiden sadece şifa meleklerimiz, modülü çalan öğrencilerimizi davet ederdik kamplara. Şimdi evet. İlk defa herkese ilk açık. İlk defa halkımıza açık. Herkesin katılabileceği 3 gün muhteşem, güzel. İnşallah mucizeleri ve hediyeleri olacak. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten mutlu oluruz. O tarihlere bence program daha yeteri kadar var. Yer ayırın. Bir Ankara planımız var i̇nşallah, zaten. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma çok mutlu çok memnun oldum. Mutlu olduk. Yorumlarınızı bekliyoruz.